Ve gerek Araplardan olsun gerekse başkaları Müslümanlar olarak İstanbul defalarca kuşatılmıştır. Defalarca kuşatılmıştır. En mühim ve birinci kuşatma her ne kadar fetih müyesser olmamışsa da mühim bir imza atılmıştır. Ashab-ı kiram ordusu gelmiş İstanbul'a. Ne zaman? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ruhu saadetlerini Allah'a teslim ettiklerinden 56 yıl sonra sahabe-i kiramdan müteşekkil, mükemmel bir orduyla İstanbul'u fethe gelmişlerdir. Ve İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içerisinde 90 yaşında büyük bir sahabi vardır. Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleridir. Hepiniz biliyorsunuz. Yaşlı ama ruhu dipdiri. Habib-i Zişan'ın müjdesine nail olmak için çırpınan ve İstanbul mutlaka alınmalıdır diyen Peygamber-i Zişan'a mazhar olmak isteyen bir sahabi. 90 yaşında. Gelmişler, kuvvetli bir rivayet tespitine göre Eyyub Sultan Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari, Ensari Medineli Müslüman demek. Hazreti Peygamberi evinde 7 ay misafir eden sahabi, Bedir cengine katılan sahabi, Uhud harbine katılan sahabi, büyük sahabi. 90 yaşında gelmiş ve yol meşakkatlerine dayanamamış olmalı ki, düşünün motorlu vasıta yok, hiçbir şey yok. Ta Medine-i Münevvere'den kalkıyorlar, İstanbul'un üzerine yaya sefer verdik diyorlar. Allah davası için. İstanbul'u İslam yapmak için. Yolda ruhunu Eyüp Sultan teslim ediyor. Ruhunu henüz Allah'a teslim etmeden ordu kumandanını bana çağırın, bir vasiyet yazdıracağım diyor. Kumandan geliyor Serdar-ı Ekrem, emret sultanım diyor, ey Allah Resulü'nün sancaktarı, ey hane-i saadetinde Allah Resulü'nü 7 ay misafir eden büyük insan, söyle vasiyetini diyor. Hazreti Halid ferman ediyor. Ben biraz sonra Allah ve Resulüne kavuşacağım. Ancak benim naaşımı, benim cenazemi sakın buralara gömmeyesiniz, geriye de götürmeyesiniz. İstanbul neresi ise oraya kadar beni götüreceksiniz tabutun içerisinde. Ve İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz. Sakın geri döneyim demeyin, ruhu Muhammed Mustafa'yı rencide etmeyin diyor. İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz, mezarımın etrafında atlar kişneyerek, kılıçlar şakırdayarak harp edeceksiniz ve ben mezarımda sizin atlarınızın nal seslerini işiterek Allah'a şükür edeceğim mezarımda diyor. Eyüp Sultan, böyle gelmişler buraya. İstanbul fethinin merkezinde Hazreti Muhammed olmasa kimin ne işi var İstanbul'da? Kimin ne işi var kardeşim? Görüyor musunuz hadiseyi? Ve hakikaten uzun bir kuşatma muhasaradan sonra İstanbul'un fethi mümkün değil o günkü şartlara göre. İlahi takdir var, beklenecek. Neticede Bizans İmparatoru'yla bir anlaşma hasıl oluyor. Bizans İmparatoru'yla. Biz diyorlar İstanbul kuşatmasını, muhasarasını bırakıp gideceğiz. Ama mühim bir şartımız var diyorlar. Bizim elimizde günlerden beri tabutun içinde bekleyen cennetlik bir mevtamız var. Bir şehidimiz var. Onu İstanbul'un göbeğine gömmeden gitmeyeceğiz diyorlar. Anlaşma imzalayalım.
Bizanslı da hiçbir şeyin farkında değil, haberi yok. Peki diyor, bir ölünün gömülmesinde ne mana var canım? Mühim değil, peki imzalıyoruz diyor. Anlaşma imzalanıyor ve Eyüp Sultan bugünkü zemine, bugünkü mekana, bugünkü merkadine aynen defnediliyor. Nedir bu? Şimdi bir teşbih, bir temsil olsun diye söylüyorum. Hani siz bir senet imzalıyorsunuz. Senedin vadesi var, bir sene, bir buçuk sene neyse. Zamanı var, henüz elinize geçmeyecek ama senedi imzalıyorsunuz. İstanbul'da tıpkı bir senet gibi, henüz vadesi dolmamış bir senet gibi Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari cenazesiyle, şehitliğiyle, mezarıyla İstanbul senedini imzalıyor, Sultan Fatih gelip teslim alıyor. Bu ne hadisedir bu? İmzalanmış bir senet gibidir Eyüp Sultan'la İstanbul. Ve İstanbul fethedildiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un İslam'ın eline geçmesi için imzasını kanıyla ve tabutuyla imzasını atan Eyüp Sultan'ı aramaktır ilk iş. Akşemseddin Sultan'a emrediliyor. Sultanım hocam, derhal Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarını bulacaksınız deniyor. Ve ilk iş bu olmuştur. Ve hakikaten Akşemseddin Hazretleri Kaddesallahu sırrahul Ali mezarı aynen tespit edip keşfediyorlar ve kazdıkları zaman hiç daha sanki yeni gömülmüş gibi pırıl pırıl bir sahabe cesediyle karşı karşıya geliyorlar. Sahabe cesedi. Allah Resulü'nün sırrına ermiş bir ceset. Mukaddes bir naaş.